İTP hastalığından bahsedelim. Nedir bu İTP hastalığı? İTP, idiopatik, yani Türkçe karşılığı sebebi bilinmeyen trombozotopeni, purpura veyahut da diğer bir adıyla iki adı var. İmmün trombozotopeni, purpura denir. Nedir? Normal olarak bir insanın kanında 1 milimetre küp kanda 150 ila 450 bin adet tromboz bulunur. Yani herhangi bir iç kanama veya çizilme, ezilme, burkulma, morarmada kanama olduğu zaman hemen trombozitler orada pıhtılaşır, kanama yönler. Lenf hastalarında, lenfoma, lenf kanseri olanlarda, kan kanseri olanlarda, sistemik lüpus hastası olanlarda ve birçok hastalıkta trombozit sayısı sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı düşüyor. Çok kötü bir düşüş yapıyor. Zeynep Hanım isimli bir hanımefendi sistemik lüpusa yakalanmış. Hem lökositi düşmüş hem trombozit. Kadıncağız, genç bir kadın, yeni evlenmiş. Kayınanası, kayınbabası, kayınları, baldızları vesaire bütün aile taze gelin ya diyorlar ki çalışmak istemiyor, tembel. Hiçbir iş yapamıyor, ev işi hiçbir şey yapamıyor. Bu diyorlar böyle. Bir de onların böyle dedikodu yapması kadıncağızın psikolojisini iyice bozmuş. 6 yıl kortizon kullanmış. Bir de hormon anormalliği başlamış, kilo almaya başlamış. Tansiyon, kolesterol problemleri de başlamış. Aradı beni dedi ki ne yapılabilir? Problem değil. Fakat sistemik lüpus çok çok ağır bir hastalık, zaman alır. Problem değil, zamanım var. Biz ona iksir, aloe vera jel, zerdeçal, spirulina gönderdik, kullandı. 6 hafta sonra arıyor, ağlıyor. Niye ağlıyorsun? İyileşmedim, kötüyüm. Problem yok, devam et, sabret. 3 ay sonra ağlıyor, arıyor, yine ağlıyor. Niye ağlıyorsun? İyileşmiyorum, acele yok. 4 ay sonra aradı, yine ağlıyor. Ne oldu? İyileşmedim, hep ağlıyor. 6 ay sonra yine aradı, yine ağlıyor. Dedim ki ne oldu, yine mi iyileşmedin? Yok, bu sevinçten ağlıyorum. Niye? 6 saat ütü yaptım, yorulmadım diyor. Lökositi ilk defa 1500'lerden 6000'e çıkmış. Normala dönmüş. Lökosit sayısı, trombosit sayısı, bütün değerleri normala dönmüş. Şimdi elimde 2 tane rapor var. Bu bayan 63 yaşında, tam 4 ay hastanede kemoterapi görmüş. Lösemi, kan kanseri. Bütün kan değerleri bozuk. Fakat en önemli, en ilginç tarafı nedir? En tehlikeli olanı. Trombozit sayısı 14.4. Yani 130 bin ile 400 bin arası olması gerekirken 14.4 düşmüş. Yani bir yeri çizilse kanamadan ölebilir. Lökositi ise fırlamış. Dedim ki 1,5-2 ay kullan, tahlil yaptır, bakalım görelim. O bekleyememiş. Tam 24-25 gün sonra hastaneye gitmiş. Trombozit sayısı 14.4'ten 119'a yükselmiş. İlk defa. Yıllarca kemoterapi görmüş, ağır kimyasal ilaçlar kullanmış, hiçbir faydası olmamış. 25 gün içerisinde kan değerleri, bütün kan değerleri düzelmiş. Bu lösemi, kan kanseri olan bir hasta. Sonra demiş ki ben artık kemoterapi görmüyorum demiş çocuklarına. Atmış bütün kimyasal ilaçları çöpe. Ya dedim yine doktoruna danış, bana niye danış, şey yapıyorsun, çöpe atmayalım keşke dedim. Bu da bir başka bayan, 56 yaşında. Bu bayanda da lenfoma, lenf kanseri. Trombositi düşük, lökositi düşük. Değerleri bozuk. Kan değerleri kötü. Gözükmüyor işte. 9. ayın 2. ayın 19'u. 3. ayın 3'ü tam 14 gün, 2 hafta. 2 hafta sonra trombozit düzelmiş.
200 lira çıkmış. Lökositi 7.33'e çıkmış. Kan değerleri 14 gün içerisinde kan değerleri düşüyor. 14 gün içerisinde. Aile şaşırmış, beni arıyorlar ki ya mümkün mü? Mümkün işte, raporu görüyorsun önünde. Ben söylemiyorum, doktorun söylüyor. Benim ilgisi yok. Devam ettiler çok şükür. Biri lenfoma, diğeri lenf kanseri, öbürü sistemik lupus. Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Önemli olan hangi hastalığa neyi kullanacaksınız? Bilgi, belge var mı bu konuda? İşte her konuda bilgi, belge sunacaksınız. Bilgi, belge sunmak lazım. Nerede, ne zaman, kimler araştırma yapmış? Bilgi, belge varsa konuşabiliriz.